Multiplayer'dan herkese merhaba. Yepyeni bir gündemle karşınızdayız. E, müthiş haberlerimiz var ama önce e, Orhun'a sözü vererek size bir e, mesajımızı iletmek istiyorum. Bu videomuzun da destekçisi olan Stil Serisi 20. yılı bu yıl ve e, bu yıla özel daha evvel de bir kısmını paylaştığımız bir video serisi yayınlamışlardı. Kısa bir videomuz var. O videoyu izledikten sonra gündem haberlerimizle devam edelim. Serisi de problem çözüyoruz. İklim değişikliği seviyesinde problemler değil kusura bakmayın gelecek nesiller. Video oyunları sorunları. Mesela oyuncuların mikrofonları yüzlerine yapıştırarak iletişim kurduğu dönemler. Cidden. Bu yüzden bir fikir ürettik. Mikrofonu kulaklığa monte etmek. Böylece oyun kulaklığı doğdu. Kulağa iyi geliyor değil mi? Yani evet. Ama daha iyisi olabilir. Bu yüzden oyun işine yüksek duyarlılıkla sesi getirdik. Bunu ödül kazanmak için yapmadık. oyunlarınızın içine dalın. Kötü adamları daha iyi duyun. Ve vurulduğunuzda ödünüz kopsun diye yaptık. Yenilik kanımızda var. Her zaman vardı, her zaman olacak. Zafer için. Şimdi her şeyden evvel ilk haberimiz Steam'de ve Epic Games Store'da başlamış olan indirimler. Ee, Steam'de işte yeni e, ay yılı başlangıcı olması sebebiyle bir indirim başladı. Ana sayfaya girer girmez zaten göreceksiniz. 15 Şubat tarihine kadar devam edecek bir e, indirim var. Pek çok oyunda indirim var. Ya, tabii ki yaz ve kış indirimine kadar büyük değil ama e, yeni bir oyunu arayan işte boş vaktim var uygun da fiyata oynanmak istiyorum diyen e, insanların gayet güzel bir oyun bulabileceği bir indirim haberdar olmanızda yarar var. Bir diğer indirim de Epic Games'in e, aslında bir yandan böyle bir etkinlik yaptılar e, Epic Games Store showcase yaptılar, bir canlı yayında e, bir takım oyunlardan yeni oyunlardan bahsettiler. Çok sonlardan da bahsedeceğim. Ya yeni oyun dediğim çok büyük bir haber yoktu ama sonuç itibariyle yeni e, bir takım oyunlardan ve oyunlara gelecek olan updatelerden bir takım bilgiler paylaştılar. E, Tabi bununla beraber bir de indirim de yaptılar. Kupon yok maalesef. Kupon olmadığı için indirimler biraz daha sıradan geliyor göze. Ee, ama sonuç itibariyle burada da güzel yararlanmak isteyebileceğiniz şuradan indirimler var. Haberler mevzusunda ise hani çok yeni bir oyun haberi duyulmadı. ama e, PC'ye gelecek olan bazı oyunların Epic Games'e özel olduğu da olacağı da hani duyuruldu. Ee... Ee, orada şeyi e, net ayırıp söylemek lazım. Kingdom Hearts serisi PC'ye geliyor. En Tam büyük... onu diyecektim. Yani en büyük haber oydu bence oyunlar arasında. Evet. Epic e özel olarak geliyor ama bütün bu e, remix falan olan sürümleri vardı bütün seriyi falan içeren. Onların hepsini şeye getiriyorlar Epic Store'a. Evet, Kingdom Hearts'ın tarihinde ilk kez olan bir şey bu. Ee, bir de bu arada beklenen de bir bağımsız oyun olan e, Axiom Verge 2 normalde Nintendo Switch'e çıkacağını biliyorduk. PC tarafında çıkacağı da böylece duyurulmuş oldu ve Epic Games Store'a özel olarak gelecek. Süreli mi onu bilmiyorum. Hani o daha sonradan ortaya çıkacaktır. O Sonuçta sürelidir Epic... bence ya. O sonra gelir mutlaka. Ben de açıkçası... Kingdom Hearts bence gelir ama Aynen. uzun bir süre Kingdom Hearts'ı daha çok tutar yani. Yoksa öbürü zaten indie oyun illaki gelirdi PC'ye de Kingdom Hearts sürpriz oldu. Evet. E, bunun haricinde ne haberler vardı? Açıkçası hala hazırda var olan e, ücretsiz oyunlarla alakalı, update'lerle falan alakalı böyle bir e, bir takım duyurular yaptılar. Çok üzerinde durulacak bir şey olmadığı için ekstra hani girmeyeceğim. Binary Smoke ve Chivalry 2 ve e, Oddworld Soulstorm gibi 3 e, oyundan da hani genel itibariyle böyle bir haberler aldık. Geliştiricileri mesajlarını e, paylaştılar. Çok büyük bir etkinlik değildi ama bunlardan da bahsetmek gerekiyordu. Kısaca da bahsetmiş olduk. Ee, bir büyük haber de bayağıdır e, beklediğimiz Last of Us'tan geldi. Last of Us'ın biliyorsunuz bir e, bizici yapılacaktı live action gerçek oyuncularla ama hani kimi kimi oynayacak bilmiyoruz. E zaten hani e, şöyle de bir genelde şikayetimiz var ya. Bir şey akımı başladı son senelerde hep böyle hani herkes herkes oynayabilir. Karakter isterse beyaz olsun hani siyahi biri de canlandırabilir, şöyle biri de canlandırabilir. Ama bu durum insanları rahatsız edebiliyor. Yani serinin hayranlarını bu tarz serilerin hayranlarını rahatsız edebiliyor. E Last of Us'ta da öyle bir korku vardı insanlarda, bende de vardı. Ee, bir gün öncesinde zaten şey haberi gördüm ben. Marshall Ali diye bir siyahi aktör var. O Joel'u oynayacak Last of diye bir haber gördüm. Ya bir tedirgin oldum yani bir siyahinin oynaması beni tedirgin etti anlamında değil de. Yani, tabii ki de oynayabilir o karakteri verebilir yani rengi önemli değil. Ama ya bu şey gibi bir şey yani siyah saçlı bir karakteri sarı sarı saçlı bir karakteri oynatmak da benim için aynı şey. Yani siyah tenli birinin <laughs> beyaz tenli birini oynaması da yani tabii ki de herkes oynayabilir o yanlış anlaşılmasın da ister istemez yani öyle kodluyorsun beyninde o karakteri öyle alışıyorsun e bir anda farklı bir şey önüne gelince de yani uyumsuz kalıyor ve dolayısıyla beklediğin e, tatmin hissiyatını alamıyorsun bu karakter seçiminden ya yani burada da böyle bir mevzu vardı ama hemen e, bu dedikodu çıkar çıkmaz ertesi gün açıkladılar ki Joel'u Pedro Pascal e, canlandıracakmış kendisi bir Beyaz aktör olduğu için herkes rahat bir nefes aldı. <laughs> en azından değil mi? <laughs> Bayağı böyle. Herkes yok ırkçıymış gibi bir yorum oldu böyle söylemende <laughs> ama. <gülüyor> Hayır ama şey var şimdi sonuç itibariyle evet herkes 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 oynayabilir öyle bir yanı da var ama bazı projelerde de herkesi herkesin oynamaması gerekiyor. Sonuçta Last of Us da yani Last of Us 2 bile ilk oyunda sonuçta insanlar o kadar özdeşleşti ki bazı karakterlerle. Last of Us 2 bile hani o özdeşleşmenin getirdiği bir şeyle beraber ekstra bir eleştiriyle de maruz kalmıştı. bir takım değişikliklerden vesaireden ötürü. Dolayısıyla yani bir, bir, ya hala Pedro Pascal'ın da oynamasını eleştirenler var. Hala benzemeyen ya da benzetemeyen, yakıştıramayanlar falan var. Bu her zaman tartışılır, tartışılır zaten de en azından inanılmaz e, politik doğruculuk adına ekstrem bir tarafa gidilmemiş. Yan karakterlerde belki yapacaklardır o tarz şeyler ama hani en azından e, baş kahramanlarda e, zaten serinin de kökeni olan e, oyunlara daha yakın e, seçimler yapılmış. Bana kalırsa bir de bu arada eli karakteri çok daha Nokta atışı olmuş onu da söyleyebilirim yani. Mesela onu da çok eleştiren var, o da var, yani canım. beyaz tenli evet ama Ellie'ye benzemiyor diye çok eleştiren var. Zaten şunu e, net bilmek lazım, asla böyle birebir e, kopyasını da bulamazsın. Tabii ya. Canım. Daha iyi kastı bulursun <laughs> benzeyen ama tercihen yani yine iyi bir oyuncu kullanılabilir bence de. İkisi de zaten Game of Thrones'dan da birbirini tanıyor iki tane Game of Thrones oyuncusunu seçmişler. Tanışmıyorlardır muhtemelen de. İkisi de oynadı evet. <laughs> i̇ki sahneleri yok muydu ya birlikte? Onun? Yok ee, yani Bella sahneleri sonradan baya geldi. E, Pedro Pascal belli sezonlarda vardı. Ondan sonraki sezonlarda geldi gibi bir şey oldu. Beraber olayları çok olmadı diye hatırlıyorum ben. Yanlış Aynen. da hatırlıyor olabilirim. Ama öyle, öyle diye duruyor. <laughs> yani sonuç itibariyle ikisinin de iyi oyuncular olduklarını yani farklı farklı dizilerden biliyoruz. Pedro Pascal'ı pek çok diziden biliyoruz zaten. Bela Ramsey'i ben bir tek Game of Thrones'dan biliyorum ama zaten yaşı genç olduğu için belki de ilk büyük kişiydi. Ee, ben çok rahatsız de zaten, değilim ya. Yani Pedro Pascal daha yeni Mandalorian'da da şeye benzeyen ya Last of Us'daki Joel rolüne benzeyen bir karakteri canlandırıyor aslında. Evet. yani Orada da bir e, baba figürü yani doğrudan olmasa da Joel'a benzeyen bir şekilde. Onunla ilgili de bayağı esprili şeyler yapmışlar. Yapmışlar. Yani. <laughs> Baby Yoda'yı falan montajlayıp onlar da güzel bakın mutlaka. PlayStation 5'in yeni kontrol cihazı DualSense'de bazı sıkıntılar ortaya çıkmış. Bu drift sorunu dediğimiz olayı biliyorsunuzdur. Daha önce başka konsollarda da sık sık gördüğümüz bir problem. Yani kabaca şöyle sen kontrol cihazına dokunmasan bile kayıyor. Sağ sola kayıyor kamera. Yani senin Yapmadığın komutları algılıyor. Sapıtıyor açıkçası. Ya bunu çok sayıda insan yaşamış ve toplu dava hazırlığına falan da girmiş bazıları. O bayağı bir gündem oldu son günlerde. Yani e, Nintendo'da benzer bir şey, Nintendo Switch'in kollu yani hatta direkt kollu evet, değil, üzerindeki Switch'te şeyde bir sıkıntı vardı. Ya ee, PS4'te de yaşayan vardı. Bu oluyor ne yazık ki hala yani. Maalesef ki. Ya çözülememiş olması sıkıntı. Ee, yani ilk, ilk problemler acaba haptik feedback mevzusundan çıkar mı diye merak da ediyorduk yani sonuçta yeni bir teknolojiye ilk kez yapılacak bir şey vesaire falan ama e, problem aslında senelerdir farklı farklı konsollarda farklı farklı dönemlerde yaşadığımız bir yerden gene çıkmış. Yani ya bu haptik feedback de beni korkutuyor da şu an böyle çok e, gümbür gümbür kullanmadığı için oyunlar o sistemi henüz ben bir sıkıntı rastlamadım yani internette de yaşayan görmedim ama ileride çıksa şaşırmam yani böyle ne kadar kompleksleştikçe evet. cihaz o kadar sorunda çıkarma potansiyeli artabiliyor. Ya inşallah işte hani yaşanıyorsa da böyle bir şey bilhassa Türkiye'de ekstra önem kazanan bir mevzu bunun ne kadar hızlı bir biçimde çözülüp hani e, tamir edilip çözülüp işte artık servis olayları diyelim yani ne kadar hızlı bir biçimde hallolabilecek o çok kritik yer tutacak. Ya da en güzeli inşallah şanslı kesimden olursunuz da bu problemi hiç yaşamazsınız, öyle söyleyelim. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz CD Projekt Red'in hacklenmesiyle ve işte bir takım fidye talebiyle hackerların kendileriyle iletişime geçtiğini duyurmuştuk size. Yani yaklaşık 24 saat mi 48 saat mi ne zaman vermişlerdi ama o zamanın bitmesini de beklemeden açık arttırmaya çıkartmışlar hackerlar ve yani açık artırma tarihi itibariyle bugün itibariyle biz bu videoyu çektiğimiz an itibariyle bitmiş duruyor ve hani e, birisi de satın almış gibi gözüküyor e, 1 milyon dolar gibi bir fiyatı vardı e, açık artırmanın başlangıcının ne kadar alındığına dair çok net bir, bir şey göremedim ben ama e, sonuç itibariyle birisinin gerçekten de e, şey verdiği teklif verdiği ve e, başarılı bir satın aldığı işte onaylamışlar kontrol edenler. Ya, 1 milyon açılış fiyatıydı. Kimse arttırmadı da hemen ona mı kaldı o zaman? Yani 1 milyon dolar zaten niye veresin gibi bir durum da var. Hani hala daha 1 milyon dolar satılmış olmasın da ben şaşırıyorum. Yani bir, çok kasıtlı bir şekilde bir şirket almıyorsa kim niye 1 milyon dolar versin diye ben hala düşünmüyor da değilim. Ama gözüken o ki birisi vermiş. Ee, ya da belki de gerçekten art niyetli e, bir hani artık zengin mi? Yani ya, da bir firma sahibi mi? Ne <laughs> Yok ya hiç Onlara sanmıyorum. kaç tane sunuyorlar bence orada. Onun mantığını ayarlamışlardır herhalde. Değil mi? Bizden 10 istiyorlar. Ben bunu açık arttırmada 1'e kaparım falan deyip öyle. <laughs> Komik oluyor da öyle bir şey olsa. Onu hesaplasalar. Ee nihayetinde özetle böyle bir şey yaşandı. Hala şeyi bilmiyoruz bu arada. Hani satılmış olan datanın içerisinde ne var, neler var? E, gerçekten çok büyük sıkıntı yaşatacak bir şey var mı? Onunla alakalı henüz bir şey yok. Yani internete sızmış durumda değil. Satın alan kişi kendisini saklayacak, ne yapacak artık bilmiyoruz ama önümüzdeki günlerde bununla alakalı bir şey de çıkar diye tahmin ediyoruz. Yani iddia edildiği kadarıyla da hem şirket içi bir takım yazışmalar da vardı bu e, datanın içerisinde hem e, Witcher 3'ün işte yayınlanmamış bir versiyonu. Yani RTX'li versiyonu olduğu söyleniyor açıkçası hani tam ne olduğunu bilmemekle beraber dedikodular e, RTX destekli olan bir üç e, versiyonu'nun kaynak kodları var vesaire gibi şeyler söyleniyordu ama e, detaylı bir haber tekrar aldığımızda ilerleyen günlerde yine sizle paylaşırız şu anda haber bu şekilde. Ee, Epic Games'ten başta bahsettik tabii de bir e, bu indirim ve yine oyunlar dışında yeni bir projeleri daha var. MetaHuman Creator'da yanılmıyorsam adı yani kabaca çok gerçekçi bir şekilde insan yüzü yaratmanızı sağlayan bir tool ama normalde bunu yapmaya çalıştığın yani herhangi bir programda yapmaya çalıştığından çok daha hızlı bir şekilde yapmanı sağlıyor. Çok daha evet. az eforlu, çok daha pratik bir şekilde yapmanı sağlıyor. Dolayısıyla yani oyun geliştirme tarafında da özellikle bayağı katkı sağlayacak. İyi bir teknoloji yaratmışlar gibi gözüküyor. Ama korkutucu açıkçası izlerken <laughs> yani ben tedirgin oluyorum bu kadar gerçekçi yüzleri görünce. Abi ee, şey noktasının geldiği yer beni çok şaşırtıyor. Yani seneler içerisinde zaten bağımsız oyunların yükselişi de öyle oldu ya. Oyun üretim araçlarının erişimi kolaylaştı. Şimdi yani Unreal Engine zaten hani biliyorsunuz pek çok oyunun da kullan oyunda kullanılan ve işte hani bağımsız geliştiricilerin de çok kullandığı bir e, motor ama şey, Epic Games'in bu e, yayınladığı MetaHuman Creator aracı sayesinde sadece oyun yapma araçları kolaylaşmış olmuyor. Oyunların iyi gözükmesini, kaliteli gözükmesini sağlayan araçlara erişim de kolaylaşmış oluyor. Ve bir de bu sadece oyun dünyasını e, ilgilendiren bir mevzu değil. Çünkü yani bunun browser tabanlı olarak da çalışıp ekstradan oradan aldığınız exportu farklı programlarda da artık oyun yapmak için kullandığınız e, araca da import ederek kullanabiliyorsunuz. Ekleye kullanabiliyorsunuz ya da şey, belki de animasyon film yapmak için de kullanabileceksiniz. Aynen. Şey zaten bulut teknolojisiyle güç alıyor bu da yani evet. kendi PC'nin donanımını falan kullanmıyor. O da çok acayip yani zaten. Çok pratik olmasının dışında hani gerçekçilikte de böyle sınırları zorlayan e, derecelere yaklaşması beni korkutuyor. Bir de konuşturmuşlar ya hepsini. Evet. Tek, ya sıkıntı var yani. Evet. Ben bu şeyi fark ettim ben demek. Bundan korkuyormuşum. Böyle <laughs> çok fazla korkum yok hayatta ama bu tedirgin etti beni. Yani yapay zeka ya da böyle herhangi bir animasyonun çok gerçekçi hale gelmesi beni evet. bir rahatsız ediyor sanırım. Ediyor. Ben de mesela normalde çocukluğumdan beri vitrin mankenlerinden de korkarım aslında ben. Hani o canlı <laughs> mankenlerden çok falan... korkan var. O Ko çok yani yani... kullanılan da bir korkudur Abi, eserlerde falan. Ya baktığında işte o yani cansız manken korkusu bunun korkusunun temeli bence. Yani bu teknolojinin korkusunun temeli. Düşünsene seni beni yaptıklarını ve bir şeyler söyletiyorlar hani <laughs> ve kendini görüyorsun. Anlatabiliyor muyum böyle bir? Yani çok başka bir olay, çok başka bir mevzu ama sonuç itibariyle bir yandan da güzel. Hani kullanması kolay olsa e ben video yapmak isterim mesela yani metni yazdım seslendirdiğim şeyi o anlatsın. Anlatabiliyor muyum? Gerçi şeyi de nasıl yapmışlar onunla alakalı bilgi ben çok göremedim. E, dudak hareketleri de mesela Cyberpunk 2077'de çok güzel bir teknoloji kullandı. Adı Joe muydu? Öyle bir değişik e, çene Türkçe çene olan kelimenin İngilizcesi Joe. Eee Öyle bir o ismi ona benzer bir teknoloji mi ne kullanmışlardı? Ee, yani sese göre hakikaten e, dudak oynayışını ayarlayan bir teknoloji kullanmışlardı. Hani onunla eşleştirilip kullanılan bir şey olursa dediğim gibi gerçekten evet, bir de de çok cyber cyber bir şeydi. şeydi. Farklı dilleri de algılıyordu aslında. Ha, evet. hani büyük çaptaki olayı oyundu. Aynen. Her dile göre uyum sağlıyordu daha az hareketi. Ya bunda da hani aynı şey olmasa da benzer bir şey varsa ve gerçekten kullanması da kolaysa ki söylediğine göre hani e, iddia göre hani e, 15-20 dakika gibi sürelerde ya yani tabi tam istediğin şeyi 15-20 dakikada yapmak kolay olmayabilir o ayrı mevzu da 15-20 dakika gibi zamanlar içerisinde bir karakter yaratıp onun eksportunu alabileceğinizi falan iddia ediyor. E, bu yani beni bayağı heyecanlandırıyor. Bu tarz sektörlerde çalışan insanlar nasıl bakıyordur mevzuya daha da merak ediyorum yani. Ben insan üretimini merak ediyorum. Ya Öyle bir şey görebilecek <laughs> miyiz? Detroit become human. Basar, basar gibi direkt insan basacaksın. Özelliklere gireceksin. Çat 2 dakikada gelecek. O günleri görebilecek miyiz merak ediyorum. Çünkü bunun üzerine çalışanlar var yani uzun süredir. İnşallah görmeyiz diyeyim ben. Ee, ve başka bir haberim yok abi. Senin var mı? <gülüyor> <gülüyor> yok galiba. Peki o zaman. Sevgili arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşça görüşürüz